Gılgamış Destanı. Birinci tablet Türkçe. Yerin dibindeki suyun kaynağını görenin öyküsünü dinle, yurdum. Dünyada her şeyi bilen adamın adını ünlendireyim. Onun görmediği hiçbir şey yoktur. Dünyanın bütün bilgeliklerini bilip torunlarına bırakan bir adamdır. Gizleri görüp bunların perdesini yırtan bir adamdır. Tufandan önce olanın haberini getirdi. Uzun yoldan gelip yorgun düştü ama gücünü yitirmedi. Bütün çektiklerini bir anıt taşına kazıdı. Uruğun dört bir yanına duvar çektirdi. Kutsal Ekanla'nın ve temiz hazinenin duvarına bak. O duvar didilmiş yünden örülen bir urgan gibidir. Onun köşe burçlarını da gözden geçir. Onun eşini hiç kimse yapamaz. Ta öteden beri orada duran taş merdivenden yol alıp işlerin oturduğu Eona tapınağına yaklaş. Sonradan gelen hiçbir kral onun eşini yapmadı. Vurup duvarının üstüne çık. İleri yürü. Temeli gözden geçir. Tuğla duvarı incele. Acaba bunun tuğlaları pişmiş değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? 1. Ulu Tanrı Gılgamış'ı en yetkin biçime soktu. Bütün tanrılar ona en iyi erdemleri vermek için birbirleriyle yarış ettiler. Güneş Tanrısı ona erdemin en yükseğini, yer altındaki tatlı su okyanusunun tanrısı Ea bilgeliği bağışladı. Büyük tanrılar Gılgamış'ı şu ölçüde yarattılar. Boyunun uzunluğu 11 endaze, göğsünün genişliği 9 karış. 2 adımlarının genişliği. Adi, sakalı yanaklarından aşağı uzamıştı. Güzel bıyıkları vardı. Başındaki saçlar gürdü. Bedeni her bakımdan ölçülüydü. Onda 3/2 tanrılık, 1/3 insanlık vardı. Gövdesi pek iriydi. Bütün ülkeleri dolaştıktan sonra Uruk kentine vardı. Uruk caddelerinde kurumundan kafasını dik tutuyordu. Caddelerde yabanıl bir boğa gibi böğürürdü. Eşsizdi. Silahları kalkıktı. İnsanlara dirlik vermemek için eli durmazdı. Dirliksizliği yüzünden Uruk halkı gittikçe eksildi. Gılgamış, oğlu babaya bırakmaz. Gece gündüz kudurup sağ sola çatardı. Gılgamış ağalı Bolruğ'un ne biçim çobanıdır. Öylesine güçlü, üstün, bilgiç, bilgi olan bir kral. Oğlu babaya, sevileni sevene, kocayı karıya hiç bırakır mı? Gılgamış'ın savaşçılarının kızları, erlerin karıları, bundan ötürü tanrıların huzurunda ağlayıp sızlandılar. Bunların ağlayıp sızlanmalarını tanrılar dinlediler. Gökyüzünün tanrıları da Uruk kentinin baş tanrısı Anu'ya başvurarak şöyle dediler. Sen ipe gelmez, yabanıl, vahşi boğayı Uruk halkını tedirgin etmek için mi yarattın? Eşsizdir. Silahları kalkıktır. İnsanlara dirlik vermemek için eli durmaz. Gılgamış, oğlu babaya bırakmaz gecel gündüz kudurup sağ sola çatar. Gılgamış ağalı Bolruğ'un ne biçim çobanıdır? Öylesine güçlü, üstün, bilgiç, bilgi olan bir kral oğlu babaya, sevileni sevene, kocayı karıya hiç bırakır mı? Gılgamış'ın savaşçılarının kızları, erlerinin karıları bundan ötürü ağlayıp sızlandılar. Bunların ağlayıp sızlanmalarını büyük gök tanrısı dinledi. 10 büyük tanrıça Aruru çağrıldı. Ey Aruru, sen büyük Anu'yu yarattın. Şimdi onun rakibini yarat. O istediği denli Gılgamış'a karşı dursun. Bu iki yiğidin birbirlerine karşı güçlerini ölçmelerinden Uruk şehri soluk alsın. Tanrıça Aruru, bunu duyar duymaz gök tanrısının rakibini kalbinde yarattı. Aruru ellerini yıkadı, bir parça çamur koparıp yazıya attı ve yazıda yiğit Enkidu'yu yarattı. Çamurdan yaratılan Enkidu, demir gibi sertti. Bütün gövdesi kıllarla kapkara olmuştu. Kadın gibi uzun saçları vardı.
Saçının lüleleri tıpkı buğday başağı gibi filizlenmişti. O, insan ve kent yüzü görmemişti. Üzerinde yazının hayvanları gibi bir giysi vardı. Bu durumda ceylanlarla ot yiyor, yabanıl hayvanlarla itişe kakışa Suvat'a iniyor, suyun kalabalığıyla gönlü açılıyordu. Günün birinde Suvat'ın karşı yakasında bir avcıya, bir tuzak kurağına rast geldi. Birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün Suvat'ın karşısında ona rastladı. Onu gören avcının yüzü dondu, hayvanlarıyla olduğu yerde saklandı. Korkudan titremeye tutuldu. Sesi solu kesildi. İçini sıkıntı bastı. Çehresini bulut kapladı. Gönlünü gam, üzünç sardı. Yüzü uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne döndü. Avcı konuşmak için ağzını açıp babasına dedi. Baba, dağdan bir adam geldi. Bu yörenin en güçlüsüdür. Gökten inen yoğun cevhere benzer. Gücü büyüktür, hep dağda dolaşıyor. Her zaman yabanıl hayvanlarla ot yiyor. Ayağı Suvat'ın karşı yakasından hiç eksilmiyor. Korkudan ona yaklaşamıyorum. Açtığım çukurları doldurdu. Gerdiğim ağları yerden koparıp çıkardı. Kırın kalabalığını, avı elimden kaçırıyor, kırdaki işime engel oluyor. Babası konuşmak için ağzını açıp avcıya dedi. Biliyor musun oğlum, Gılgamış Uruk'ta oturuyor. Onu yenecek kimse yoktur. Gökten inen yoğun cevhere benzer. Gücü büyüktür. Ona, krala yüzünü dön. Güçlü adam hakkında ona bilgi ver. O sana bir hayat kadını versin. Onu kıra götür. O kadın, bu adamı orada güçlü bir adam gibi yensin. Yabanıl hayvanlar Suvat'a yaklaştıklarında o kadın giysisine atsın ve o da zevke dalsın. Kadını görür görmez ona yaklaşacaktır. Fakat kırlarda onunla birlikte yürüyen hayvanlar onu yatsıyacaklardır. Babasının öğüdü üzerine kalkıp avcı yeğe olarak Gılgamış'a gitti. Yolunu tuttu, uruğun ortasında durdu. Gılgamış, beni dinle ve bana öğüt ver. Dağdan bir adam geldi. Bu, ülkenin en güçlü adamıdır. Gökten inen yoğun cevhere benzer, gücü büyüktür. Her zaman dağda dolaşıyor, hep yabanıl hayvanlarla ot yiyor, ayağı Suvat'ın karşı yakasından hiç eksilmiyor. Korkudan ona yaklaşamıyorum. Açtığım çukurları doldurdu. Gerdiğim ağları yerden çıkarıp kopardı. Kırın kalabalığını avı elimden kaçırıyordu. Kırdaki işime engel oluyordu. Gılgamış ona avcıya dedi. Ey avcı git yanında bir hayat kadını, bir hayat kadını görür. Yabanıl hayvanlar Suvat'a yaklaştıklarında kadın giysisine atıp şehvetini kabartsın. Kırlarda onunla büyüyen hayvanlar onu yatsıyacaklardır. Avcı gidip yanına bir hayat kadını aldı. Bunlar doğru gidecekleri yerin yolunu tuttular. Üçüncü günde belli yere vardılar. Avcı ve hayat kadını yerlerine oturdular. Bir gün, iki gün Suvat'ın karşısında beklediler. Hayvanlar gelip Suvat'ta su içtiler. Su kalabalığı geldi ve yüreği rahatladı. Ne de olsa Enkidu, dağda yaşadığı için ceylanlarla ot yiyor, su kalabalığıyla yüreği rahatlıyordu. Hayat kadını bunu, bu yabanıl adamı, kırda dolaşan bu cellat, herifi görür. Hayat kadını, işte budur. Göğsünü gevşet, kucağını zevkine aç, dalsın. Korkma, onun saldırısını karşıla. Bir kez seni görür görmez sana yaklaşacaktır. Üstünde yatması için giysini aç. O yabanıla kadınlık becerini göster. Kırlarda onunla büyüyen hayvanlar onu yatsıyacaklardır. Onun tutkusu senin üstünde zevke doyamayacaktır.
Hayat kadının göğsünü gevşetti. Kucağını açtı ve o kadının zevkine daldı. Kadın korkmadı. Onun saldırısını karşıladı. Üstünde yatması için giysisini açtı. Yabanıl adama kadınlık becerisini gösterdi. Onun tutkusu kadının üstünde zevke doymadı. Enkidu 6 gün 7 gece uyanık kalarak hayat kadınıyla Allah'ın emri oldu. Enkidu'yu gören ceylanlar mertleyip kaçtılar. Artık kırın hayvanları onun yanından uzaklaştılar. Hayvanların ondan uzaklaştığı sırada Enkidu bedeni bağlanmış gibi ürperdi. Dizleri tutmadı. Enkidu zayıf düştü. Yürüyüşü eskisi gibi değildi. Sonra aklı başına geldi, işi anladı. Geri dönüp hayat kadınının dizlerine oturdu. Onun yüzüne bakarak sözlerine kulak verdi. Hayat kadını ona, Enkidu'ya dedi. Enkidu sen bilgesin, sen bir tanrı gibisin. Neden bu kalabalıkla kırda dolaşıyorsun? Gel seni Uru, Anu'nun, İştar'ın evi olan görkemli tapınağa götüreyim. Gılgamış'ın olduğu yere, gücü tam olan adamın, yabanın boğa gibi insanlara zorbalık eden yiğidin yanına. Hayat kadınının bu sözleri Enkidu'nun hoşuna gitti. Bilge gönlü bir arkadaşa gereksinim duydu. Enkidu ona hayat kadınına dedi. Gel hayat kadını beni birlikte götür. Anu'nun İştar'ın evi olan görkemli tapınağa, Gılgamış'ın olduğu yere, gücü tam olan adamın, yabanıl boğa gibi insanlara zorbalık eden yiğidin yanına. Ben ona meydan okumak istiyorum. Yiğit gibi konuşmak istiyorum. Uru gidince Uru'nun yazgısını değiştiririm. Kırda doğanın gücü yamandır. Gel, bırak gidelim. O senin yüzünü görsün. Sana Gılgamış'ı göstereyim. Onun nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Enkidu, Uru gel. Süslü kemerler kullanan insanların yanına. Her gün orada bir bayram kutlanır. Neşe yaratan genç oğlanların, görülmeye değer genç kızların oldukları yere, zevk onlardadır, tam neşe içindedirler. Enkidu, sana yaşamı seven, acıdan zevk alan Gılgamış'ı göstermek isterim. Onu gör, onun yüzüne bak, o erkek güzelidir. Tam güçlüdür, senden güçlüdür. Gece gündüz dinlenmesi yoktur. Enkidu, kıskançlığını bırak. Ona, Gılgamış'a sevgiyi şamaş gösterdi. Onun aklını düşüncesine Anu, Enlil ve Ea genişlettiler. Sen o dağdan gelmezden önce, Gılgamış seni düşünde gördü, düşünü yorarak kalktı, anasına anlattı. Aman ana, ben bu gece bir düş gördüm. Bütün gücümle adamların arasından geçip ileri gittim. Orada gökyüzünün yıldızları birdenbire yere döküldüler. Göktaşı gibi yukarıdan aşağı üstüme düştü. Onu kaldırmak istedim. Bana ağır geldi, kımıldatmak istedim, kımıldatamadım. Uruk halkı oraya toplandı. Erkekler onun ayaklarını öptüler ve ben, o bir karıymış gibi, üzerinde ondan zevk aldım. Orada kendi kendime zorladım. Onlar bana yardım ettiler. Onu kaldırdım ve sana getirdim. Her şeyi öğrenen Gılgamış'ın anası, Gılgamış'ı anlattı. Gılgamış, bu açık bir şeydir. Kırda sana benzer biri doğmuştur. Onu dağlar yetiştirmiştir. Senin onu görür görmez, bir karıymış gibi üzerinde ondan zevk aldığın adam, senden asla ayrılmayacaktır. Adamlar onun ayaklarını öpecektir. Sen onu kucaklayacaksın. Onu bana getireceksin. O güçlü Enkidu'dur. Dar zamanda arkadaşa yardım eden bir yoldaştır. Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. Gökten inen yoğun cevhere benzer. Gücü büyüktür.
Senin karı gibi üstünde zevk aldığın o adam senden hiç ayrılmayacaktır. Gılgamış uyumak için yattı ve başka bir düş gördü. Anasına anlattı. Aman ana, başka bir düş gördüm. Karışık şeyler gördüm. Urukta yolun ortasında bir balta yatıyordu. Bunun çevresine toplanmışlar, halk da oraya zorluyordu. Bu baltanın görünüşü şaşırtıcıydı. Ona baktığımda sevindim. Onu severek bir karıymış gibi onun üzerinde ondan zevk aldım ve yanıma koydum. Bilge, bütün bilimleri bilen Ninsun, oğluna dedi. Gılgamış, senin o adamı görmenin, o bir karıymış gibi onun üzerinde ondan zevk almanın anlamı, onu sana denk tutacağımı gösterir. Bu yine güçlü Enkidu'dur, dar zamanda arkadaşa yardım eden bir yoldaştır. Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. Gökten inen yoğun cevhere benzer, gücü büyüktür. Gılgamış bir daha anasına dedi. Bu bana büyük bir pay olarak düşsün. Bir arkadaş kazanmak isterim, bir yoldaş.